Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir zaman ara vermiştim, YouTube'a video yüklemiyordum. Çünkü işte yazın bir Türkiye'ye gittik, ondan sonra geri geldik. Biraz böyle yoğun geçiyor günlerimiz. Biraz da böyle şey yapmak istedim yani, düşünmeden hani böyle koştur koştur. Japonca derslerime yoğunlaştım birazcık falan. Ama şimdi bugün buraya gelince dedim ki ben bunu çekeyim ve sizlerle paylaşayım. Şu anda biz Meijimura denilen Japonya'nın Meiji yani batılılaşma dönemindeki mimari yapıların sergilendiği bir müzedeyiz aslında. Burası bir açık hava müzesi. Mura Japonca köy demek. Yani burası Meiji köyü olarak geçiyor. İçerisinde sanırım 67 adet Meiji döneminden kalma yapı var. Ve bu yapılar Japonya'nın çeşitli yerlerinden sökülüp bu bölgeye getirilmiş. Inuyama şehri burası. Bu bölgeye getirilmiş ve burada tekrar monte edilmiş. Mesela şu anda arkamda gördüğünüz yapı pek fazla aslında Japon mimarisine benzemiyor. Çünkü Meiji döneminde işte hani batılılaşmayla birlikte, modernleşmeyle birlikte böyle işte batı mimarisi örnekleri uygulanmaya başlamış. Burada da o örneklerden birkaç tanesini, 67 tanesini görebiliyoruz. Çok güzel bir park, açık hava müzesi ya da parkı olduğu için böyle güzel bir günde gelip keyifli bir vakit geçirebileceğinizi düşündüğüm bir yer. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Umarım siz de keyifle izlersiniz. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve Japonya'ya ilgi duyuyorsanız yeni videolarımdan haberdar olmak için lütfen o aşağıdaki zil butonuna basmayı unutmayın. Hepinize şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Şuppası şimaa! Ben ne kadar çok böyle zamanda yolculuk yapıyormuşuz gibi o kadar eski bir tren ki buharlı bir tren ve Japonya'da şu anda çalışan en eski tren buymuş. İnanılmaz gerçekten. やってみるけど奥の方に詰めてください。
Wow, packed. No, it's okay. Can't stand. Eski bir doktor muayenehanesiymiş. Çok enteresan. İkinci peki aşırı ne? Alo. Ben anlamadım. Bu binaları nasıl söküp getirip buraya burada tekrar monte etmişler. Çılgınlık. Burası şeymiş, Mie'nin belediye binasıymış. Mie eyaletinin. Belediye mi denir? Prefecture olunca tabii biraz farklı oluyordur herhalde. Ofisi yani Mie ofisiymiş. Eyalet ofisi diyelim. İnanılmaz gerçekten. Burada bir şey var, kroke satan bir yer, kroket yani. Bunu alalım dedik, mavi de soft cream yiyecek bir tane. Bu arada şimdi artık kestane mevsimi olduğu için böyle kestaneli soft cream var. Kroket hep şöyle oluyor. Karides dolgulu olanı var. Kızartıyorlar işte böyle. Dışı da patates falan oluyor mu bilmiyorum, emin değilim. Bu kıymalı olan. Bu da ne bilmiyorum. Kıymalı bir şeydi. Kroke. Kroke. Şöyle ben bir ısırık aldım. İçi böyle biraz köri ile karışık gibi. Kıymalı ama sadece kıyma değil. Ama güzel, çıtır çıtır ve taze. Bazen böyle alıyorsunuz, bayat gibi oluyor. Hmm. O şey. Burada yine dev bir bina var. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Biraz önce şey yaptım, çektiğim bir okulmuş, ilkokul binasıymış. Çok hoş gerçekten ya. Bir saniye. Güzel bir yer ya. Veya ormanın içine kurmuşlar parkı. Yine çok güzel. Bir bina çıktı karşımıza. Açık hava müzesi ya da işte tema parkı çok geniş bir alana yayılmış ve böyle bir gölün kenarında çok keyifli bir yer gerçekten. Öyle yürüyün işte Nagoya ve çevresinde yenilen değişik yiyecekleri böyle işte tadabileceğiniz küçük küçük alıp mesela birazcık yürüyüp birazcık etrafa bakıp biraz tarih biraz kültür gezisi yapabileceğiniz. Çok çok güzel bir park. Mesela burası da Nagasaki'den getirilmiş bu bina. Nagasaki'deki foreign settlement. Yani böyle hani yabancıların yerleştiği Nagasaki bir böyle liman bölgesi olduğu için Kobe gibi. Yabancılar işte geldiklerinde onlar ilk başta bir bölgede Nagasaki içerisindeki bir bölgede yerleşim yapmışlar. O bölgedeki binalardan bir tanesi burası da. Japonya daha Ekim ayının 11'iydi sanıyorum. 11 itibariyle turist kabul etmeye başladı. Yani bilmiyorum burası ne kadar kalabalık olur ama şu anda o kadar huzurlu ki. Çok turist görmedim şimdilik. Yani birkaç tane, birkaç kişi gördüm. Yani şurada oturup böyle dinlenmeyi kim istemez ki? 5-10 dakika oturup bir kahve içmek. Karşıdaki bina daha da güzel galiba. Şimdi oraya geçelim. Onun içine de girmek gerekiyor diye düşünüyorum. Wow wow wow. Manzarasına bakar mısınız? Önü göl. Gidiyorum. Hadi gidelim. Maalesef bu arkamdaki bina sadece 2.30'a kadar misafir kabul ediyormuş. Ama
Yine de önünde böyle harika bir yer var. Orada oturup birazcık herhalde soluklanırız şimdi. Harold belonged to American family, but the Japanese family who migrated to the US, they bought, they purchased the house. Bu Amerika'dan gelmiş bu bina. Ben zaten diyordum ne kadar Amerikan tipi bir bina diye. Bayağı Seattle'dan gelmiş yani buraya kadar. İnanılmaz. Gelip böyle çimenlere yayılmış insanlar. Suratında başarma ifadesiyle. Bu bina da Hawaii'den buraya getirilmiş. Köprü de mesela Tokyo'da kullanılan bir köprüymüş. Tokyo ile Kanagawa arasında. Oradan gelmiş. Dediğim gibi gerçekten yani Japonya'nın her yerinden bir şeyler toplamışlar. Hatta Amerika'dan bile toplamışlar. Bugün buranın bu kadar kalabalık olmasının yegane sebebi galiba şu Wally oyununu oynamaya gelen insanlar. İnanılmaz yani böyle oturmuşlar, puzzle falan çözmeye çalışıyorlar çılgınca. Japonlar seviyor böyle oyunları. Anlasaydım, yani o Japonca yazıları okuyabilseydim ben de severdim sanırım. İyilenebilirdim ama. Aa, çok tatlı. Çocukların giydiği kıyafetler çok güzel. Daha eski polis kıyafeti galiba dedi. Emin değiliz ama. Eski bir tiyatro salonuymuş. Eskiden kabuki gösterilerinin yapıldığı yerler böyle yerlermiş. İçeride böyle eski sanatçıların fotoğrafları falan var. Japonya'da şu Yu Hiragana karakterini gördüğünüz zaman anlarsınız ki orası bir banyo. Public yani ne denir? Halka açık, kamu. Halka açık bir banyo. Burada da böyle iki kapısı var. Sağ taraf kadınlar için, sol taraf erkekler için. Şimdi erkeklerin içine gidelim. Ayakkabılarımı çıkartmam gerekiyor. Burada üstünüzü başınızı kıyafetlerinizi değiştirip bu şekilde böyle sentoya giriş yapabiliyormuşsunuz. Aa, bunu da mı getirdiniz yahu? Gerçekten çok büyük çünkü. İçerideki şeylere bakalım. Cam mozaiklerine.
Yerdeki ışık. Duvarlardaki yansıması. Burası gerçek bir köy gibi. O yüzden böyle mahalleleri ayırmışlar. Tamam, gidelim. Burası da 5. ve son mahalle artık ama çok böyle önemli şeylerden bazıları burada. Koyun mu varmış burada mavi? Onları mı besleyeceksin? Bina da inanılmaz karşımızdaki. Ne binası bilmiyorum. Görmedik yani yolumuzun üstünde. Belki de atladığımız çok bina olmuştur. Ama şu hapishaneyi görmek istiyorum. Bakalım şu karşıdaki bina. Gardiyanlar böyle ortada duruyorlarmış. Şurada gazete gibi de. Böyle koridorlar varmış hapishanede. Koridorları, hani suçluların o taraf. Gel gidelim. Bir tanesini getirmişler de diğerleri yok. Şimdi gidip bakacağız. Nasıl yerlerde kalıyormuş suçlular. Bu yerlerde. Bu kadarmış. Yaşadıkları yer hücre deniyor buna. Böyle bir hücrede yatakları var. Yemekleri sabah şu. Şuradan başlıyoruz. Sabah, öğlen, akşam yemekleri. Yani bu hapishane mi? Evet. Hapishanedeki bir hücre. Mimari olarak hani öyle bir yapılmış ki gardiyanlar altıgen olduğu için ortadaki her koridoru net bir şekilde görebiliyorlarmış. Şimdi görmek istediğim bir diğer mimari esere geldik. Burası da Japonya artık böyle hani turist kabul etmeye başladığı zaman falan düşünmüşler ki hani Tokyo öyle bir otel yapalım ki böyle hani yabancılar geldiğinde wow olsunlar falan. Neyse bir sürü mimar araştırdıktan sonra işte Lloyd Wright'ta sanırım onda karar kılmışlar. Bu mimarın da hikayesi çok acayip böyle şey. Çok başarılı bir mimar aslında böyle biraz genius gibi falan. Ama eşinden ayrılıyor işte eski bir böyle müşterisinin eşiyle birlikte oluyor bir süre. Ama eşi bir türlü boşamıyor işte bu adamı falan. Sonra işte evi yanıyor. Eşi değil. Eşinden sonra birlikte olmaya başladığı sevgilisini diyeyim. Onu kaybediyor yangında falan. Arkasından işte başka biriyle birlikte oluyor falan. Böyle işte çok hani çalkantılı bir özel hayatı olduğu için iş yapmakta zorlanmış. Yani çok fazla eseri var aslında. Ama hani inşa edilen eseri azmış. Neyse bu da onlardan bir tanesi. Imperial Hotel lobisi. Ama gerçekten çok enteresan. Bu arada burası Tokyo'daki işte o büyük depremde yıkılmamış. Yıkılmayan ender yapılardan bir tanesi. Çünkü ben mimariden çok anlamıyorum ama yapılış tarzı dolayısıylaymış. Değişik bir şekilde inşa edildiği için depremde dahi ayakta kalmayı başarmış bu bina. Yukarıda ne varmış? Coffee time. Biraz önce coffee time yaptım ben. Ama yine de şöyle hani binayı gezmek için en azından. Yukarıya doğru tırmanalım. Thank you.
artık videomuzun sonuna geldik. Birazcık oturduk. Çimenler de burada dinleneceğiz, soluklanacağız. Bir bira içeceğiz. Ben sen de içecek misin bira? Hayır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.